Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Video yükleyeceğimi söylemiştim. Fakat videoyu annemin odasına çektim çünkü odamda ışık alan bir yer yok. Yani ben öyle zannediyordum. Şu an var gibi gözükse de aslında çok gelmiyor. Neyse, sonradan editlemeye başlarken fark ettim ki kamerayı çok uzaktan çekmişim ben. Bu yüzden de hiçbir kitap gözükmüyor düzgünce. Bayağı kötü durmuş yani. O yüzden hiç işime sinmedi. Bu yüzden baştan çekiyorum. Uzatmadan bugün ne videosu olacağını söyleyeyim. Bugün 2015 favorileri videosu çekeceğim. Biliyorum 2016'nın ilk ayının yarısına gelmiş olmaktayız ve ben bu videoyu daha yeni çekiyorum. Ama olsun, beni de böyle kabul edin. Çok uzatmadan başlayalım. Yani bir kadının mektubu. Stefan Zweig'la ben ilk bu kitapla tanıştım. Diyorum ki ilk de tanışmışım. Yani ben bu kitabı çok beğendim. Hani bir kadının saf ve masumca kendisinden yaşça derken hani bayağı bir yaş farkıyla büyük birine aşık olmasını anlatıyor. O kadar yaş farkına rağmen aşk için her şey yapabileceğini gösteriyor. Yani açıkçası ben çok beğenmişim kitabı. Zaten Post-it Maya yaptığımdan da belli oluyordu. Neyse, yani bu yazarla da böyle tanışmış oldum. 2015 favorilerimin arasına giriyor. Sıra Sıklama Aşk. Bu çok güzel bir aşk kitabıydı. Yani ben çok beğendim. 2015 favorilerimin arasına girdiği için göstermek istedim. Konu bakımından çok güzel, çok hoş. Yani hiçbir şeyin kusursuz olmadığını gösteriyor kısaca. Bu yüzden göstermek istedim. Bir diğeri Kafes. Josh Malerman'ın, öyle söyleyeyim sanırım, yanlış söylemiş de olabilirim, İlk kitabı. İlk kitabına göre muhteşem yazdım. O kadar güzel aktarılmış ki ben sanki film seyrediyormuşum gibi hissettim. Hani sanki kitabın içindeki baş karakter benmişim ve onu ben yaşıyormuşum gibi hissettim. Bu yüzden ben onu çok beğendim. Tekrar okumayayım. Hayır, okumam çünkü çok korkmuştum. Gece rüyama kadar girmişti. Bir diğeri Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları. Bu benim en sevdiğim fantastik kitap. Hatta başucu kitabını da yapmak istiyorum. Keşke diyorum post-it kullanmaya bu kitabı okumadan önce başlasaymışım. Çünkü hiçbir post-it yapıştıramam. Evet. Bu beni çok üzüyor gerçekten. Tekrar okumak istiyorum ama okumam gereken başka kitaplar da var. Bu yüzden bu yüzden ne zaman okurum hiçbir fikrim yok. Ne zaman tekrardan beğendiğim sözleri fark edip post-it yapıştırırım onu da bilmiyorum. Ama okuduğum en güzel fantastik kitaptı. Eğer alıp okuyacaksanız ilk 100 sayfaya kadar biraz sıkılabilirsiniz ama bırakmayın lütfen. Çünkü tüm olaylar 100. sayfadan sonra gerçekleşmeye başlıyor. Her şey daha yeni anlamaya başlıyorsunuz. Bunu göstermek istedim o yüzden. Kurucunun Kızı, bu benim en sevdiğim distopya serisi. Gerçekten çok seviyorum. 3. kitabı çıkacak mı hiçbir fikrim yok ama büyük bir ihtimal çıkmaz. Aşırı heyecanlı, güzel bir kitaptı. Hani bu yüzden göstermek istedim. Alıp okumak istiyorsanız 2. kitabıyla beraber alın. Çünkü ilk kitabı öyle bir yerde bitiyor ki duramıyorsunuz elinizde. Ben bu kitabını bitirdikten sonra 2. kitabının çıkmasına neredeyse böyle bir 4 ay falan vardı. Ve ben aşırı heyecanlıydım. Hani yeni kitap çıksın artık okuyayım. Artık yani meraktan çatlıyordum, öyle diyebilirim. O yüzden 2. kitabıyla beraber alın olacak. Bir Sizce Jojo Moyes'i Senden Önce Ben kitabından tanıyor olabilirsiniz ama ben Senden Önce Ben kitabını beğenmedim. Genelde bunu söylediğim zaman herkesin bana şöyle bir değişik bir bakışı oluyor, nasıl beğenmezsin gibi. Ağlamıştım o kitapta, evet, ama beğenmemiştim. Ama Jojo Moyes'in en sevdiğim kitabının bu olduğunu fark ettim. Çok güzel bir hikaye, öykü. Hani ister istemez gülüyorsunuz, mutlu oluyorsunuz okurken. Çünkü karakterlerin bir araya gelmesi o kadar farklı durumlar içerisinde gerçekleşiyor ki. Yani mümkün değilmiş gibi geliyor ama aslında her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Ben bu yüzden çok beğenmiştim. Bu yüzden de göstermek istedim. Bir diğer kitap Eleanor Ann Park. Benim Instagram'dan takip edenler bilir, ben Eleanor Ann Park'a galiba 3,5 puan vermiştim 5 üzerinden. Neden diye sorarsanız, çünkü yazara çok sinirlenmiştim. Hani okumak istiyorsanız kitap bittikten sonra çok hayal kırıklığına uğrayacağınızı söyleyebilirim. O yüzden ona göre bence alın veya almayın ama ben gerçekten beğendim. Hani beğenmedim demek istiyorum çünkü yazar beni çok hayal kırıklığına uğrattı ve çok sinirlendirdi. Ama daha sonra mesela gece yatağa yattığım zaman, gözlerimi kapattığım zaman böyle istemsizce bazen aklıma geliyor ve böyle bir içim buruk oluyor. O yüzden bunu da kattım. Erebos. Genellikle aşk kitabı okuduğumdan hep bahsetmişimdir ama bu kitap bir istisna benim için. Erebos adında bir oyun anlatılıyor, tehlikeli bir oyun. Oyun sizinle konuşuyor, sizi görüyor, sizi izliyor. Yani böyle bir oyunun size bir de talimatlar verdiğini düşünün. Verdiği talimatlar
da tehlikeli derecede olan talimatlar. Siz bunları yapmak zorundasınız. Kısaca konusu buydu. Bahsetmek istedim çünkü okumak isterseniz iyi ama bence okuyun çünkü çok güzeldi. Siyah Buz, Becca'nın en sevdiğim kitabı. Becca'nın ben haşhaş serisini hiç sevmiyorum. Bunu söylediğim zaman da bana değişik bir bakıyorlar. Yani bu kitap bence diğer serisine göre daha farklı. Yani diğeri çok fantastikti. Haşhaş serisi çok fantastik olduğu için bu daha gerçekçi geldi. Ve ben daha gerçekçi kitapları kendime daha yakın bulduğum için daha çok seviyorum. Nasıl bir cümle oldu ya? Neyse. Çok bu da hem gerilim var içerisinde hem aşk var. O yüzden ben çok beğenmiştim. Bu yüzden göstermek istedim. Son kitap mucize. Bu kitabı da postitlere buldum. Evet. Çünkü çok güzel. Biraz abartılıydı. Biraz abarttığımızı düşünenler olabilir. Çünkü kitabın yazarı biraz basit anlatmış olabilir. Çünkü yazar çok küçük bir çocuğun ağzından hikayeyi anlatıyor. Yani bu yüzden basit anlatım olması normal. Hani bu herkese hitap edecek bir kitap olduğundan hani basit gelmesi bana göre normal. Ama konu gerçekten çok güzel. Hani yazarın böyle bir konuyu kaleme alması bence çok tebrik edilesi bir şey. Çünkü sizin üzerinizdeki önyargılarınızı kaldırabilecek türden bir kitap. Yani gerçekten çok güzel. Bu yüzden de göstermek istedim bu kitabı. Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse sonraki videoda görüşmek üzere.